Doğu Uganda'da bir kadın İsa Mesih'e iman ettiği için babası tarafından zehirlendi. Şimdi ise iyileşmek için mücadele ediyor. Doğu Uganda'da bir kadın İsa Mesih'e iman ettiği için önce babası tarafından dövüldü, ardından zehirlendi. 38 yaşındaki 3 çocuk annesi ve eski bir din öğretmeni Hayat Habiba Namuvaya, meme kanserinden iyileştikten sonra 24 Şubat'ta bölge pastörü onun için dua ettiğinde İsa Mesih'e iman etti. Kendisi bu konuda kısa mesajlar gönderdikten sonra ailesi İsa Mesih'e iman ettiğini öğrendi. Adı güvenlik nedeniyle saklanan pastörün evine sığındığına dair bilgi, kızını bulmak için diğer akrabalarını harekete geçiren babasına ulaştı. Namuvaya 20 Haziran sabahı akrabalarının pastörün evine geldiğini ve onu dövmeye başladığını söyledi. Yardım çığlıkları üzerine komşular geldiğinde, akrabaları onu ve pastörü kınayan bir mektup bırakarak aceleyle uzaklaştı. Namuvaya'nın babalarıyla birlikte olan 5, 7 ve 12 yaşlarındaki çocuklarından ayrı kalmanın verdiği ıstırabın yanı sıra özel bir tedaviye ihtiyacı var. Pastör saldırıyı yerel bir yetkiliye bildirdi ve bu yetkili ona kilise lideriyle kalmasına izin verdi. Ancak oraya geri dönmesinin tehlikeleri nedeniyle Namuvaya açıklanmayan bir yere sığındı. Saldırı Morningstar News'un belgelediği Uganda'daki Hristiyanlara yönelik birçok zulüm vakasının sonuncusu. Uganda'nın anayasası ve diğer yasaları, birinin inancını yayma ve bu inançtan diğerine geçme hakkı da dahil olmak üzere dini özgürlük sağlamakta. Ülkenin doğu bölgelerinde yüksek yoğunlukta olan Hristiyan olmayan kesim, Uganda nüfusunun %12'sinden fazlasını oluşturmuyor.